Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız diyemiyorum. Ne durumdasınız soramıyorum. Yaşanan felaketler nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Başımız sağ olsun. Biliyorum ki ateş düştüğü yeri yakmadı. Hepimizi yaktı. Ciğerlerimizi dağladı. Dillerimiz lal oldu. Gözyaşlarımız kurudu. Güzel, güzel ülkemin 10 büyük şehri acılı, yaslı ama bir o kadar metanetini koruyan 7'den 70'ine depremzedelerimiz, rahmeti ve bağışlaması bol olan Rabbimiz, vefat edenlerimize rahmetinle, cennetinle muamele ile yakınlarına bol sabırlar ver Allah'ım. İyilik ve sevgi biriktirip yeri geldiğinde ayırt etmeksizin paylaşan, yardımını, neyi var neyi yok esirgemeyen güzel ülkemin güzel insanları hepinize buradan selam olsun. Hayırda yarışanların Allah birini bin etsin. Şer peşinde koşanları Rabbime havale ediyorum. Yaşanan felaketler nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Milletçek başımız sağ olsun. Rabbim bu günlerimizi tekrar etmesin. Bize acısın, merhamet etsin. Biz insanoğlu aciziz. Ne kadar zeki, ne kadar teknolojide kendimizi güçlü zannetsek de Rabbimin kendinin büyüklüğünü bize hatırlatıveriyor. Unutuyoruz. Çok unutkanız. Yaşanan felaketlerden ders almıyoruz, tedbir almıyoruz. Allah hepimize akıl, fikir, zeka bağışlamış, bizi insan olarak başka canlılardan ayırt eden tek özellik bu. Ama bunu dürüstçe, düzgünce, insanca uygulamayınca başımıza her türlü felaket de geliyor. Bunlar bize acı birer ibret, ders olarak kalıyor. Umarım tekrarı olmaz. Umarım bu yaşanan acılar bizi silkeleyip kendimize getirir. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, kalanlarına büyük sabırlar diliyorum. Zor bir süreçteyiz ve ülke olarak el birliğiyle bunu da atlatacağız. Yeter ki samimi ve dürüstçe işimizi yapalım, birlik olalım ve insanlığımızı unutmayalım. Çok şükür ki gerçekten felaket anında dayanışmamız, yardımlaşmamız her zamanki gibi bunu daha da artırıp daha da keşke bu kadar yardımlaşan, sevgi dolu, yardımsever milletimizin içerisinde keşke işimizi de düzgün yapan, insanca yapan, yetişmiş insanlarımızı da en iyi şekliyle işini yapan, düzgün yapan insanlarımız da olsaydı, belki bu acılar bu kadar yaşanmazdı. İşini iyi yapan, düzgün yapan insanlarımızı da iyi yetiştirmiş, dürüst yetiştirmiş olabilseydik, bu acıları bu kadar yaşamazdık diye düşünüyorum. Tek eksiğimiz eğitimli insan yetiştirmekten ziyade dürüst insan yetiştirmeyi öğrenememişiz demek ki diyorum. Dünyanın ne kadar boş olduğunu, üzülüp kafaya taktıklarımız, dünyevi kaygılarımızın, endişelerimizin ne kadar gereksiz olduğunu, yitip giden canlarımızı gördüğümüzde, bu felaketleri yaşadığımızda insan daha da bir anlıyor. Hayat bize buranın gerçekten geçici şeyler olduğunu hatırlatıyor ve her şey anlamını yitirip gidiyor. Tek gerçek
yapılan iyilikler, güzellikler, hoş bir seda bırakıp gitmek ya da kötülüklerle, şerlerle anılmak. Allah'ım, dilerim iyi insanların sayısını arttırsın. Kötülük düşünen, şer düşünen insanları da Rabbime havale ediyorum. Umarım onlar da bu huylarından vazgeçsin. Evet. Bu dünyada ya iyiliklerle ya kötülüklerle anılıyorsun. O yüzden de insan film şeridi gibi yaptıklarını gözünün önüne getirdiği zaman en iyi kendisi bilir. Gerçeklerle yüzleşir ve umarım kötülükler yerlerini hep iyiliklere bırakır. Zor bir süreçteyiz, evet. Ve ülke olarak korkunç bir felaketle karşı karşıya yüzleştik. Allah'ım, inşallah bunu da atlatmayı, bunu da sabırla, sevgiyle, dürüstlükle, metanetle atlatmayı, toparlanmayı bu ülkeme, bu güzel yurdumun insanlarına nasip eylesin. Hepimize tekrar başımız sağ olsun. Kalanlarımıza Allah'ım sabırlar versin. Rahmetiyle, bereketiyle bu ülkemizi kuşatsın. Bizlere merhamet etsin. Dualarıyla kapatıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.